Yani oyun, yani zaten bu galibiyetler de insanı kesmediği için, oynanan oyun çok kötü olduğu için Kuntz'la ilgili ciddi soru işaretleri var. Kuntz zaten siz söylediniz 2024'e kadar mukavelem var diyor. Amacı ne? Yani kovarsanız benim tazminatımı verin demek değil mi Ceyda Hanım? Evet. Bunu söylüyor. Direkt yani söylediği bu. Yani milli takımı geliştirmiyor 2 senede. Yani işi milli takım, ya şöyle diyor işte, milli ruhla biz diyor kamp dönemini, milli ruh çok iyi bu takımda, öyle geçirdik. Tamam, bu olabilir, eyvallah. Ama bir de teknik taktik, yoğunsal olarak teknik taktik çalıştık. 2 maça çok iyi kurguladık maçları. Yani bir felsefemiz var. Top genelde bizim ayağımızda olacak. Biz bununla ilgili pres çalıştık. Topu kaybettiğimiz yerde karşı pres vesaire vesaire vesaire. Ya yani bunları biz, futbol terimi duymuyorum ki ben Kuntz'tan. Hakan Çalhanoğlu dün soruyorlar maçtan önce, şey işte göreceksiniz falan. Ya dersin ki dün 4-3 gibi başladık. İşte 2 tane 8 numara. İşte Orkun da Feyenoord'da o pozisyonda iyi işler yaptı bu sene. Hakan Çalhanoğlu da daha şutör, daha kaleye yakın oynatmayı düşündük. İşte bağlantı oyuncumuz yok. Yani birçok şey var. A'dan Z'ye anlatacağım taktiksel olarak, ama yani bu kadar öngörüsüz, işte anlık, spontane, içgüdüsel bir milli takım oynamaması gerekir. Yani biz bu maçları kazanıyoruz ama oyun olarak kaybediyoruz ve geriye gidiyoruz. Yani tabii ki Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Bey doğru söylemiş. Bir kongre yaşayacaklar. O süreçten sonra değerlendirecekler. Ama burada masaya yatırılacak çok ciddi oyun anlamında, taktik anlamında, seçim anlamında hem o oyuncu havuzunu doğru kullanmak, doğru kadroyu kullanmak. Yani dün herkes söylemişti. Buna teknik direktör olmaya gerek yok. Herkes. Yani genç kuşak da çok meraklı bakıyorum. Zehir gibi herkes, tecrübeli insanlar da. Ya Arda'nın ilk 11 oynaması gereken kötü devre arası hamle yaparsın. Son bölümde değil. Yani bunları daha böyle doğru bir şekilde Kuntz'un uygulaması gerek ve biz de bunu görmeliyiz. Ya bir Arda'yı oynattın, bir maç kötü oynadı, bir maçlık mı kredisi? Başka oyuncular da çok kötü oynadı. Letonya maçında oynatıyorsun. Yani neyi diyorum ya, en önemli şunu söyleyeyim en son. Yani oyunun durumu ile ilgili ben geldiği günden beri 2 senelik süreçte rakibin bir durumu vardır Ceyda Hanım. Oyunun bir durumu vardır. O durum dersin ki top ayağımda, rakip organize savunma, ne yapacağım? Set ucumu. Rakip organize değil, yine top ayağımda, bu sefer açık alana hücum edeceğim. Geçişi nasıl yapacağım? İşte ben organize olamadım, rakip aynı şekilde hızlı hücumda nasıl savunma yapacağım? Ben organize olduğumu nasıl savunma yapacağım top rakipte? Bu futbolun 4 tane temel kuralına göre Kuntz'tan biz bunları duymalıyız. İşte 2 saniyede, 5 saniyede karşı pres, bir kişi, 2 kişi vesaire pres ne olacak? Bize Almanya'dan bir teknik adam geldi. İşte farklı bu işleri yapacak diye. Ben 2 yıldır futbolla ilgili maalesef değişik bir terim. Aa bak Kuntz bunu söyledi. Bak farklı, biz bunu ülke olarak düşünemedik. İşte Almanya'dan geldi, farklı bu. Yani iyi bir işte Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım bakışı deriz. Bunları da duymadık maalesef. Peki hocam, hemen şunu da sormak isterim. Şimdi bir genel kurul bekliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Mehmet Büyükekşi evet tek aday ama kurullarda farklı isimler, farklı değişiklikler de söz konusu olabilir. Bununla ilgili de yorumunuzu almak isterim. Benim duyduğum MHK ile ilgili Serdar Tatlı'nın adı öne çıkmış Ceyda Hanım. Serdar Tatlı'nın geleceği söyleniyor. Yeni ekibiyle beraber, olan ekip değil. Lale Hanım'ın görevi bırakıp tekrar ikinci kez Serdar Tatlı Hoca'nın MHK'nin başında olacağını duydum. Peki hocam, şimdi Arda Güler dün şahane bir performans sergiledi. Attığı gol hafızamızdan kolay kolay silinmeyecek. Hepimizi coşturan bir gole imza attı milli takım formasıyla. Bunu daha önce Fenerbahçe formasıyla da yaptığı karşılaşmalar oldu. Şimdi yarın bir araya, bugün forma gününde bir araya gelindi Başkan Ali Koç'la birlikte. Hatta görüntülerde samimi görüntüler olduğunu da fark ettik. Arda mağazada kaldı, bir süre erken de ayrılmadı. Yarın bir araya gelinecek ve görüşme gerçekleşecek. Arda Güler'in Fenerbahçe'deki geleceği de herkes ikiye ayrılmış durumda. Fenerbahçe taraftarı tabii kalsın istiyor. Biz de Türkiye'de izlemek isteriz Arda'yı. Ama diğer yandan talipleri fazla tabii ki. Evet. Ya babası da bu süreci daha iyi yönetmesi de gerek. Çok menajerlerle görüştüler ettiler. Benim de haberim var. Mesela önemli menajerlere, işte Paris Saint Germain sportif direktörü Leonardo da beni arıyor. Zaten konuşuyorum. Direkt bunu söylemiş mesela Arda'nın babası. Yani siz hangi takımla görüşüyorsunuz? Hangi takımı bir şekilde bana getireceksiniz önüme? Çok ciddi müdahale ediyor.
farklı menajerlerle çalıştılar. En son çalıştığı menajer de ben de tanırım. Ondan da ayrıldı. Farklı bir menajerlik şirketine girdiler. Yani burada biraz daha bana göre geleceğiyle ilgili Ali Bey'e güvenmesi gerekir. Yani sonuçta mutlaka Fenerbahçe'ye de para kazandırmak istiyor. Bunu da söyleyeyim. Daha önce görüştüğü mesela menajerler vardı. Arda'nın böyle bir düşüncesi var. Yani ben Fenerbahçe kulübüne de para kazandıracağım. Ama babasının biraz daha bu işlerin içinde çok aşırı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey varsa Fenerbahçe kulübü, tabii kulüp de kendi çıkarlarını da koruyacak. Arda'nın çıkarlarını da yani biraz daha bana göre Arda'yı koruma altına alıp doğru tercihler yapması gerekir. Arda'nın ben merak ettiğim en önemli şey Arda'nın yani zaten çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman da söylüyorum. Ülkede bu kadar son zamanlarda bunu bir sene önce söylemiştim. Yani Türkiye'nin oyuncusu Arda, bu çok önemli. Taraflı tarafsız herkes seviyor Arda'yı. Yalnız oynadığı oyun değil, kişiliğiyle, karakteriyle de bağdaştırıyor herkes bu sevgiyi. Tabii şunu söyleyeyim, Arda'nın esas benim merak ettiğim yeteneği ve zekasına uygun oyuncu profilleriyle beraber oynadığı zaman Avrupa'da ne performans verecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Tabii ki bir sene daha sizin söylediğiniz gibi ülkemizde kalması, Türk futboluna katkı vermesi, seyir, keyif anlamından da benim gibi bütün futbol severler mutlaka mutlu olacaktır. Ama kendi planlaması da eğer Avrupa'daysa geleceği, yani Türkiye'nin gururu olacak bir oyuncu. İleride ben gelişimi de sağlayacağını, daha iyi noktalara geleceğini de düşünüyorum. Çünkü zeka ve yeteneğiyle oynuyor. Yani fiziksel parametreler, bunlar Avrupa'da veya ülkede bir şekilde geliştirirsiniz. Geliştiremeyeceğiniz en büyük özellik yetenek. O doğuştandır. Yani biz hep söyleriz ya, görüş hızı, görüş hızı oyuncuda, siz de kullanırsınız o tabiri. Tabii görüş hızı en önemli, düşünce hızıyla eşdeğerlidir. Şimdi düşünce hızı görüş hızını belli eder. Farkı yaratır saha içinde o. Oyuncunun da kullanabileceği en büyük bana göre parametresidir saha içinde. Bu anlamda Arda bunu çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Yani Avrupa'ya gidecekse Avrupa'da da fark yaratır. Belki kısa vadede istenen fark yaratmayabilir ama zamanla beraber hem orta hem uzun vadede ben çok önemli bir futbol figürü olacağını düşünüyorum. Avrupa'da, belki dünyada da Allah sağlık versin. Fenerbahçe'de keza kalırsa da mutlaka önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin oyuna çok katkı sağlayacaktır. Çünkü herkes Jorge Jesus gibi top rakipteyken pres, atletik oyuncularla oynayalım. İşte orta sahada 6 numaralarla oynayalım. Fizik kalitesi yüksek oyuncularla zaten oynadığı için Arda'yı o Dünya Kupası'na kadar oynatmadı. Takım fiziksel olarak o pres ve karşı pres anlayışı düştükten sonra da Arda'ya kaldı işler. Çünkü top ayağında Fenerbahçe'de hücum edecek en yetenekli birinci oyuncu Arda'dır. Yani oradan sonra zaten Fenerbahçe fark yaratmaya başladı. Oyun içinde sancılı dönemlerinden sonra. Onun için Arda için, hem Fenerbahçe kulübü için, hakkında neyse o oyuncunun olsun.